Merhaba sevgili satranç severler. Kahramanmaraş Uluslararası Açık Turnuvası'nda 3. tur analizine hoş geldiniz. 3. turda neredeyse her turnuvada oynadım. Kasım Hoca ile oynadım. Kasım Demirçin ile. Kupada da oynamıştık onunla. Fena da oynamıyor. Özellikle beyazlarla iyi oynadığını söylemiştim. Güzel maçlar çıkartıyordu. Hatta bu turnuvada ilk tur Vugar Rasiloğlu oynamıştı. İyi de konumdaydı. Yani kaybedilmeyecek bir konumdaydı. Kupada kötü kaybetmişti bana. Bir A4 hamlesi analizini yapmıştım hatırlıyorsanız. Biraz daha farklı bir maç oldu burada. D4 at F6, at F3 E6, G3 D5, fil G2 fil E7, rok A6. Ben erken A6 oynadım çünkü bu sistemi oynadığını biliyorum. Fil G2'den sonra C4 sürerse burada erken A6 oynadığım için hemen alıp B5 hızlı bir şekilde sürebiliyorum. O yüzden C4'ünü engellemek adına A6 oynadım ilk başta. C4, rok. Şimdi normalde bu tip konularda at C3 oynanabiliyor, vezir C2 oynanabiliyor. Eğer vezir C2 oynarsa DC4, vezir C4, B5 teorik variante devam etmiş oluyoruz. Vezir C2, fil B7. Teorik bir varyant oluyor bu ve buna girmiş olacaktık. A6 oynamamın sebebi buydu. At C3 oynadı. DC4, at E5. Burada bazı konumlar var. Bu tip konumlarda yani bir devam yoluyla ilgili bahsetmek istiyorum aslında. Bu fil kuvvetli. Siyahlar bu fili elde etmek için bir tane piyon feda ediyor. Ve bir baskı oluşturuyor bu çaprazda. Bir baskı oluşturuyor. Ben de at E5 oynadıktan sonra düşünüp o varyanta girmeye karar verdim. Biraz teorinin dışına çıkıp dengesi bozulabilecek, yani dengede olmayan, dengelerin çabuk bozulabileceği bir konum tercih ettim. Çünkü deneyim olarak daha deneyimli olduğum için bu tip konularda daha rahat oynayabileceğimi, rakibimin de kendisini baskı altında hissedeceğini düşündüm. At C6 oynadım. Normal at B7 ile devam etseydim bilinen varyant olacaktı. At B7, at C4, C5'te bilinen bir varyant olacaktı. Beyazları biraz daha tercih ediyorum bu tip konumlarda. Çünkü bu fil çok kuvvetli fil ve siyahların vezir kanadı gelişiminde bir sıkıntı oluşuyor. Kolay gelişemiyor. O yüzden at C6 oynadım. Fil C6. Burada at C6 da alabilir. At C6 alsaydı BC6. Fil C6'ya kale B8. Şimdi mantık şu burada. Evet, duble piyonu var ama piyonlar eşit. B2 piyonunu baskılıyor C4 piyonu. Şimdi gelişimde sıkıntı yaşayacak. Bu fil çıkamayacak. Ve bir sonraki hamle madde 5. Fili C6'da bırakmak istiyorum. Fili geri döndüğü takdirde de C5'te hemen değişebiliyorum. Duble piyondan kurtulabiliyorum. Bu piyonum B2 piyonunu baskılıyor. B2 piyonunu fil çıkamıyor. Baskı altında olduğu için B3 sürdüğünde baskı altında bırakabiliyor C4 piyonu. Yine eşit bir konum ama siyahların fikri var. Oynanabilecek bir konum. Rakibin fil C6 aldı. BC6, at C6. Vezir E8, vezir A4. Bu da at E7 alsaydı Nakamura Karamlık Partisi vardı. Maç sırasında onu düşünmüştüm ben. Ona benzetecektim. Vezir E7, vezir A4, kale B8, vezir C4, kale B4. Tabii Karamlık piyon feda ediyor ve bir baskı kuruyordu. O partiye benzetmek için uğraşmıştım ben de at C6 oynarken. Burada piyon geri siyahlar fakat bir baskısı var ve bu çaprazda bir zayıflık var. Yani kale B4 ile D4'e basıyor. Vezir D3 gelirse kale D8 geleceğim. E3 sürerse daha da zayıflayacak bu çapraz. Fil B7 ve C5 sürüp devam edebilirim. D4'e baskı yapabilirim. Gelişimde de sıkıntısı var beyazın. Bakın siyah bütün taşlarını geliştirdi. Gelişim olarak çok iyi. Çapraz zayıflığı var. Çok rahat karşılığı var verdiği piyonun. Vezir A4 oynadı rakibim. Fil D6. Fil çiftini vermek istemiyorum burada. Çünkü bir piyon geriyim ve baskı yapacağım. Fil çifti önemli dedim. Vezir C4, at D5. Güzel bir hamle at D5. At E5. Burada at çarpı D5 alamıyor. E D5, vezir D5. Zaten fil B7 burada oynamak at E7'den dolayı çok mantıklı olmayabilir ama bunu oynarken vezir E2 alacağım. Şimdi artık fil H3 çok daha zayıf. E2 piyonu burada E2 piyonu en azından F3 sürdüğünde bu çaprazı kapatabiliyor. Zayıflığı yok edebilmeye çalışabiliyordu ama E2 piyonu düştükten sonra çok çok daha zayıflayacak, çok daha zorlaşacak işler beyaz için. E2 piyonu benim için daha önemli. At D5'i bu yüzden oynadım. Tabii ki rakibim de almadı. At E5. Fil B7, at E4. Burada çok düşünmüştüm maç sırasında nasıl devam etsem diye. F6 hamlesini beğendim. Tempo kazanıyorum F6 ile. Atı geri çıkması gerekiyor. Geri gitmesi gerekiyor. At F3, şimdi F5.
Eğer at D6 alırsa CD6, bakın D5'teki at çok kuvvetli. F5 piyonu E4'ü kesmiş. E4 süremiyor. Bu çaprazda bir üstünlüğüm var. Yapmam gereken şey çok basit. Vezir H5, kale F6 ya da G5, kale F6, kale H6. At açtığım zaman da bu çaprazda A8 H1 çaprazında bir baskı kuracağım ve bir atak yapacağım. Yani amacım atak yapmak piyon geri olmama rağmen. İnisiyatif bende. O yüzden at çarpı D6'dan çekinmiyorum. At C5 oynadı rakibim. At C5 de aynı şekilde benim için sorun yoktu. Fil C5, D çarpı C5. Vezir C5 alsaydı vezir H5 oynayacaktım. Dediğim gibi bu formasyon hepsi birbirini koruyor. Bakın C7'ye de sarkamıyor. Filme de şu an saldıramıyor. Atıma saldıramıyor. E6 piyonuma saldıramıyor. Hepsi birbirini korumuş. Birçok hamlem var burada. F4 ile devam edebilirim. At F6, at G4 oynayabilirim. G5, G4 oynayabilirim. Söylediğim gibi bu kaleyi de oyuna gireceğim. Siyahların ciddi bir atağı var. Dc5 aldı. At F6. Neden at F6 oynuyorum? Vezir C6 gelip bu atı oynamaz hale getireceğim artık. Bu atı oynamaz hale getirdikten sonra devam edeceğim planıma. Vezir H4'ü beğenmedim. Baştan sonra da söylemiştim vezir H4'ün iyi olmadı. Çünkü vezir orada kaldı. Benim bir atağım var. Evet, veziri savunmaya çekiyor aslında. Öyle gözüküyor. Fakat vezir oyun dışı kalacak. Birazdan göreceksiniz. Vezir C6. Fil F4. Kale AD8. Oyunda olmayan taşımı oyuna sokuyorum. Hattı ele geçiriyorum. Kale AD1. Kale D1. Kale D1. Vezir B5. Vezir B5 güzel bir hamle. C5'i almak değil benim amacım. B2'yi almak da değil. Benim hedefim bu piyon. Bu piyon gittiği takdirde bu çapraz daha da zayıflayacak. Yani E2 piyon üzerine oynuyorum. C6. Fil C6. Şimdi yine B2 ve E2 istiyorum. C6 sürmeli ama nasıl yapacak? Sonuçta ben piyonu geri alıyorum. Piyon kazanıyorum. Eşitlenmiş oluyor materyal ve benim baskım devam ediyor. Atağım devam ediyor. C6. Fil C6. Kale D2. Her taraftan savundu. Vezir C5 güzel hamle. Fil E3. Vezir C1. Şah G2. Evet. Burada file 4 oynarken çok mutluydum file 4'ten. Çünkü vezirin 4. yataydan bağlantısını kesip savunmaya gelmesini engelliyorum. Vezir kanadına. Ama at G4 daha iyi hamle. At G4. Vezir G5'e H6. Kale D8'e at E3. Vezir E3. Vezir E3. Kale F8. Şah F8. F3 şah E7. Siyahların iyi olduğu bir konum. Çünkü eşit piyon sayısı. Çift kanatlı piyonlar var. Genelde çift taraflı piyonlar olduğu zaman, iki kanatlı da piyon olduğu zaman fil daha kuvvetli oluyor attan. Her iki tarafı da uzaktan kontrol edebildiği için. Merkezde bir üstünlüğüm olacak. E5 sürüşüm olacak. Engelleyemeyecek. Şah D6. E5 geleceğim. Şahım vezir kanadına çok hızlı gidebiliyor. Bu şekilde atı oyun dışı E5 sürebiliyorum. Şah D6'dan sonra merkezi ele geçirebiliyorum. Piyon yapısında sıkıntı var. Yani siyahların çok rahat oynayabileceği bir oyun sonu. Ama ben file 4'ten de memnundum maçta. Vezirin bağlantısını kestim diye yataydan. Vezir F4. Vezir C6. Fil D4. H6. G5 istiyorum ve at G5, olası at G5'e de keseceğim şah karşıtıktan sonra. H4. Burada hata yaptım. Burada kale F2 kötü hamle. At G4 oynamam gerekiyor. Çok güzel değerlendirdi rakibim bence benim hatamı. At G4. Fil C3. Vezir C5. F2 istiyorum. Fil D4. Vezir E7. Fikrim G5 sürmek. Aynı zamanda E5 sürmek. İki taraflı. Beyazlar biraz sıkıntılı konumda. Siyahlar da iyi konum var. Ben kale F7'de oynadım. Kale F7'den sonra at G4 oynayacağım. Ne olur ne olmaz G7'de tutun diye. Biraz da rakibin de zamanı azdı. Benim de zamanım azdı. Hızlı bir tepki verdim. At G4 oynamam gerekirken rakibim burada çok güzel bir hamle yaptı. Fil F6. Kale F6. Şah H2. Burada çok ya zamanım az dedim bu arada şey. Rakibin zamanı daha azdı. Zaman sıkışmasındadır rakip. Benim daha fazlaydı ama sonuçta 20 dakikanın altındaydı. Burada çok düşündüm. Benim de zamanım azaldı burada. Bayağı düşündüm. Çünkü hoşuma gitmedi elde ettiğim konum. Yani at G4 oynayabiliyordum. Taşlar oynayamıyordu. Birden bir şah H2 geldi. Eşitlendi her şey. Fil F3 alsam. Vezir F3 de olabilir. Bu sefer Vezir F3 aldığı zaman ben bunun eşit olduğuna inanmıyorum. Çünkü kale daha aktif. Benim kalem çok pasif kaldı. Kale F7 gelsem. Kale C2, kale C6 gelecek. Mesela fil F3 aldığımı düşünün. Vezir F3. Vezir F3, e F3. Şimdi kale D7 istiyor. Kale F7 gelsem. Kale C2. Tehdit kale C6. Piyon yapımında sıkıntı var. Yani bunu ben berabere yapmaya çalışacağım. Ve açmazdan kurtuldu. Artık at E5 gelecek oturacak.
Sonra H5, at G6, mat fikirleri çıkacak. Ciddi anlamda sıkıntılar başladı. Burada bayağı düşünmüştüm ben ve doğru oynadım. Konumu kabullenmek gerekiyor. Bir hata yaptığımız zaman o hatayı kabullenmek ve tekrar yeniden başlamak gerekiyor konuma. Burada kabullendim ben artık. Konumun artık iyi olmadığını, üstünlüğümün gittiğini, eşitlendi ve beyazın da oyunun olduğunu. Kale F8. Eşit konumu devam ettiriyorum oynamaya. At E5, vezir C1. Şimdi vezir H1 istiyorum. F3, fil D5. Evet, A2 istekte, kalesi açmazda, şu anlamda açmazda diyorum kaleyi. Vezir F1, vezir F2 de var. Vezirin ayrılamıyor. Daha doğrusu kalesi açmazda demeyeyim. Vezirin ayrılamıyor. Kaleye bağlı. A2 istiyorum. At G6 oynadı. Kale E8. Burada vezir A4 oynaması gerekiyor. Biraz zor bir hamle zaman sıkışmasında. Kale B8'e vezir D4. Fil A2, at F4 ve eşit bir konum. Çünkü vezir D7 istiyor. E6'ya baskı yapacak. Vezir D7'den sonra kaleye oynayabilir. D3'e, D4'e oynayıp E6'ya almaya çalışabilir. Vezir D7'nin diğer fikri at H5 oynamak, G7'den mat istiyor. Yani karşı şansının çok rahat olduğu bir konum. Beyazın. Vezir A4 zor bir hamleydi. Kale E8'e A3 oynadı. A3 kötü hamle. Buradan sonra birden artık iyi konuma geçtim ben. E5 çok güzel bir hamle. Neden güzel bir hamle? Çünkü E5'e eğer at E5 alırsa kale E5, vezir E5, vezir D2, şah çektikten sonra şah aşırı, sürekli şahı yok. H5'te olsa sürekli şah yine çekemiyor. Neden çekemiyor? Mesela gösterim H5, A5, vezir G6, şah E8, vezir E8, fil G8. Kapatabiliyorum. Yani E5'ten sonra artık kötü olmaya başladı. Beyazlar yavaş yavaş. Vezir B4 oynadı. Kalede istekli olduğu için. C6. Yine C6 oynuyorum. At E7 oynayamıyor. At E7, kale E7 var. At E7 oynarsa kale E7. Vezir E7, vezir D2. Yani kale, vezir kaleye bağlı olduğu için vezir ayrılamıyor. Vezir C3 oynadı. Vezir E1 güzel hamle. Halen at E5 alamıyor. Kale E5, vezir E5, vezir D2'den dolayı. Vezir C3, vezir E1'e, vezir E3 oynadı. Biraz daha dikkatli oynaması gerekiyor beyazın. Çünkü sıkıntısı var. Taşlar birbirine bağlı. İyi yerlerde değil. Atı F4'ten E5'ten G6'ya gitti. Kötü bir yere gitti. Kötü bir yerde. Dikkat etmesi gerekiyor. Burada fil çarpı F3'ü görmüştüm ben maç sırasında. Fil çarpı F3 atı 7 şah çekiyor. Şah H8, vezir F3, vezir D2, at F5. Bunu görmüştüm. Ya bu da kazanıyor E4. Ama sonuçta ufak da olsa bir şans olduğunu düşündüm. Burada böyle vezir E3'e şah H7 oynadım. Şah H7 güzel bir hamle. Çünkü atı kaçacak yer yok. Tek hamle H5. Şimdi artık atı 7 şahı yok. Yani olası bir şah çekmelerden karşı şans çıkartabilir. Berabere yapma fikri olabilir. Mat fikri olabilir. Hepsini engelleyen bir hamle şah H7. Yani fil F3'ümü engelleyemiyor benim şah H7'den sonra. Önce şahımı güvence altına aldım. H5'e şimdi fil F3. Vezir H1 mat istiyorum. Ef3 alamıyor. Tek hamle vezir F3. Vezir D2. At H4. Eğer burada vezir F5 alsaydım, vezir G5 oynayacaktım. Vezir G5 planlamıştım. Vezir E2 de kazanıyor muhtemelen. Çünkü vezir E2'den sonra şahı kaçtığı zaman böyle oynayabilirim. Yani herhangi bir şey yok. Vezir ayrıldığı zaman vezir H5 var. Mesela vezir D7 gelsin kalemi isteyecek şekilde. Vezir H5, vezir G6 alıyorum. Bu da kazanıyor. Ama ben vezir G5 oynayacaktım vezir F5 alsaydı. Bu da çok rahattı. H5'i de istiyorum. At H4 oynadı. Vezir G5 aynı mantıkla. Vezir C6 aldı. F5'i almak yerine. Vezir H5 kalede koruma altında. Burası kazanç artık. Şah G1 kalede 8. Kalem açık hatta gelmeli artık şaha saldırı için. Vezir A6. Vezir G5. G3'ü istiyorum. Şah F2, F4 ve terk etti. Güzel bir maç oldu. Bir piyon feda ettim. Bir inisiyatif aldım. Beyaz kalelerde bir zayıflık oluştu. Beyazlar baskıya dayanamadı. Taşlarını kötü yerleştirdi. Ama benim yaptığım bir hata. Kale F7 hamlesi. Kasım hocam çok güzel değerlendirdi hemen zamanı alırken. Fil F6 alıp hemen konum eşitledi. Hatta bazı variantlarda iyi kalabilir. Benim dikkatli olmam lazımdı. O yüzden çok düşündüm. Kale F8 hamlesi oynadım. Geri çekilip taşlarım yeniden iyi yerlere gelmek adına.
kendime de kızmıştım orada. Neden Atke 4 oynamadım, Kalefe'ye gereksiz bir hamle yaptım diye. Ama ondan sonra yine benim ufak tehditlerim oldu. O zaman da az olduğu için taşlarını yanlış yerlere yerleştirdi Kasım Hoca ve kaybetti. Şimdi bir sonraki turnuva Çeşme. Eğer oraya da gelirse muhtemelen orada da oynayacağız. Her turnuvada oynuyoruz neredeyse Kasım Hoca'yla. Buradan da kendisine selamlarımı ileteyim. Maraş'ta 4. maçımızla beraber devam edeceğiz analizlerimize. 4. maçta görüşmek üzere.